Selam arkadaşlar, Zacides'ine hoş geldiniz. Ben Erkan. Bu videomuzda Hearthstone'un yeni çıkacak olan genişleme paketinin bir ön incelemesini yapacağız. Ee, ön inceleme derken ilk başta e, bu update ile birlikte, bu genişleme paketi birlikte neler değişiyor oyunda? Ee, şu ana kadar da bir, bir miktar değişikliklerin bir kısmını gördük zaten. Ondan sonra da şu ana kadar bugün itibariyle çıkmış olan bütün kartların bir kısa incelemesini yapacağız 19 tane kart çıkmıştı. Şimdi yeni expansion ile birlikte bir yeni bir oyun stili oyuna dahil olmuş olacak. Bu da işte zaten başlıktan da gördüğünüz gibi expansion adı Whispers of the Old Gods. Ee, bununla birlikte bir de Wild standart mod denen iki tane mod oyuna dahil oluyor. Şu ana kadar ilgilenmiş olanlar bunun ne olduğunu zaten az buçuk çözdünüz. Yaklaşık bir aydır bunlardan bahsediliyor. Ee, bunun oyuna getirisi götürüsü ne gibi sıkıntılar olacak ne gibi e, olumsuzluklar olacak bunları ben es geçiyorum kenara koyuyorum çok fazla detaya girmeyeyim çok fazla uzatmayayım lafı diye. Ama olayı özetlersek Wild Mod dedikleri mod şu anki oyunumuzun aynısı. Şu anki play modun aynısı. İster e, normal oynayın, ister ranked oynayın. Rankta sıralama modunda oynayın. Fark etmez. Herkesinde de wild modun aynısını oynuyor olacaksınız. Wild modda ne olacak ekstradan? E, yeni, gelecek olan eklenti paketinin yeni kartları. 134 tane kart gelecekmiş. Onlar dahil olmuş olacak. Onun haricinde ekstra bir şey yok. Wild modda bütün her şey aynı. Şimdiki gibi. Ama ekstradan standart mod diye bir şey geliyor. Standart modda ise olmayacak olan bazı kartlar olacak. Bunlar da nasıl bir sisteme dahil oluyor? Son 2 senenin paketleri var olacak. Ondan son 2 senenin öncesindekilerin hepsini yavaş yavaş standart moddan çıkartacaklar. İlk etapta bu yeni gelecek olan Nisan sonları itibariyle gelmiş olacak olan bu paketle birlikte Naxxramas'la Goblins and Gnomes eklenti paketleri o standart modun dışına atılmış olacak. Bu da ne demektir? Naxxramas kartlarını artık o modda kullanamayacaksın. Sadece Wild modda kullanılabilir olacak. Tabi Arena'da bunların hepsi var. Naxxramas'ın kartlarından bazıları gerçekten neredeyse bütün deklerde var. Aynı şekilde Goblin Gnome kartları içerisinde de benzer şekilde kartlar var. Mesela Pirated Shredder gibi bütün deklerde neredeyse yer edinen bazı kartlar var. Bunlar devreden çıkınca standart modda İşler değişecek deklerin çoğunluğu değişecek modlar değişecek Mesela en çok kullanılan deklerin bazıları ortadan kalkacak gibi Beklentiler var Bunun haricinde mesela şu ana kadar Yapılmış olan değişiklikler içerisinden bir tanesi de 18 tane yeni dek kullanabiliyor olacağız aslında bu çok büyük bir değişiklik Benim için mesela ben çok dek farklı çeşitli dekler yapıp hepsini bir arada kullanmak istiyorum mesela Değişiklik Sürekli değiş dokuş yapmak istiyorum. Bir gün mesela şununla oynarken bir gün öbürüyle oynamak istiyorum. Aynı hero'dan 3 tane dekim var mesela. Bunları nasıl yapacağız yetmiyordu S 9 tane. Ama kendileri için mesela büyük bir değişiklik olmadı. Zaten bizim 9 tane oyun içerisinde basic deck vardı hatırlarsanız. Basic deckleri kimse kullanmıyordu. Ancak oyunun yeni başlarken kullandık o deckleri. Daha sonra kendimiz yaptık hep o basic deckleri editlenebilir hale getirdiler. Oyunda 18 deckimiz oldu. Ama bir yandan da şu var. Standart modla wild mod diye iki mod olacağına göre biz zaten yani daha doğrusu onlar zaten bunları bunu düşünerek 18 deki çıkartıyorlar. Yani 9'unu bir tarafa 9'unu öbür tarafa kullanırız diye ben ama muhtemelen wild modu fazla oynamayacağım. Ee, özellikle bir zaman sonra. Çünkü iyice çılgın şeyler olabilir orada. Ee, ama her şey, herkes standart moda kaydı, kayacağı için muhtemelen standart mod daha yaygın olacak. Bunların haricinde yeni gelen kartlara bir bakalım. Yeni gelen expansionla birlikte Old Gods isimli 4 tane kart geliyor. Bunlardan bir tanesi expansion geldiği anda açacağınız ilk paketle birlikte onlardan birisi geliyor. Legendary kart bunlar. Legend kart di diye hediye geliyor. Zaten bu bunun hangisinin geleceğini zaten şu anda biliyoruz. Kutun denen bir kart var gördüğünüz gibi. Kutun kartı e, normal şartlarda pahalı. 10 manaya 6 6'lık bir kart statları düşük ama şöyle bir özelliği var. Bunun atağını Arttırabiliyorsunuz zaman içerisinde zaman içerisinde derken e, bunun için kartlar tanımlamışlar e, Zaten hemen bu kartın arkasından o kartlara geçeceğim bunun gibi 3 tane daha old God kartı var Onların da benzer şekilde e, özellikleri kendine has özellikleri var Ve kendine ait olan e, kültist dedikleri bu kartlar var Mesela onlardan bir tanesine bakalım Twilight Elder denen bir tane kart var. Statlarına baktığınız zaman da fena değil aslında. 3 manaya 3'e 4. Spider Tank gibi hatırlarsanız. Attığınız zaman ne yapıyor bu yere? Her tur, tur sonunda kutuna artı bir artı bir basıyor. Ve üstelik kutu nerede olursa olsun. Bu yeni gelen bir mekanik arkadaşlar oyuna. Nerede olursa olsun gibi bir şey var. Yani ne oluyor? Yerde de olsa, dekte de olsa, elimizde de olsa fark etmiyor. Yani deckte bile olsa artı bir artı bir basabiliyor ona. E, bu da mesela bu kartın yerde olduğu sürece e, hedef haline gelmesi gerektiği anlamına geliyor. Yani yerde olduğu sürece aslında karşı tarafın aleyhine işleyen bir süreç bu. Bunu hemen öldürmek isteyeceklerdir. Bu açıdan avantajlı bir kart. E, statlar da çok düşük olmadığı için güzel bir kart aslında. Ama sadece kutun dekleri için kullanılabilir. Kutun için dek yapmanız gerekiyor bu anlamda. Şimdi diğer bir kartımız da var, Beaconeer of Evil diye. Buna ne yapıyor? Attığınız anda yine nerede olursa olsun kutuna artı 2 artı iki basıyor. Kutun giderek güçleniyor. Tabi bu kartlardan ikişer ikişer olduğunu düşünün dekinizde. Yani her her birinden birer birer tane diye her birinden ikişer tane olduğunu düşünün. Kutunun gerçekten çok büyük bir minion haline getirebiliyorsunuz. Kutumuz Chosen var mesela görüyorsunuz. E, 4 manaya 4'e ikilik bir kart. Divine Shield var. Yine atıldığı anda kutun neredeyse o kutuna artı 2 artı basıyor. Bu da e, güçlü bir kart aslında divan Shield olduğu için. Mesela Scarlet Crusader diye bir kart vardı hatırlarsanız arkadaşlar o ok kart 3'e birlik bir karttı. 3 manaydı. Divan Shield'ı vardı. Bu da sanki 1 mana artmış. Statlarına da artı 1 artı 1 gelmiş gibi düşünün. Aslında onun seviyesinde belki ondan daha iyi durumuna göre belki ondan daha iyi bile olabilir. Çünkü mesela buna bir vurduk bir kere vurduktan sonra Mage bunu pinkle öldürebiliyordu. Normalde Scarlet Kursiyedir ama bunu pinkle öldürmek mümkün olmayacak. Öyle bir avantajı var bunların haricinde bir de kutundan yararlanan kartlar var. Bunlardan bir tanesi 7 manaya 6'ya 6'lık Ancient Shield birir. Ancient Shield Beader ne yapıyor? Eğer kutunun atağını 10 veya 10'un üzerine çıkarmışsanız 10 armor basıyor. Shield Maiden vardı hatırlarsanız. Bu GVG kartlarından bir tanesiydi. Bu gidecek. Bunun yerine aslında gelmiş gibi bir şey düşünebilirsiniz bu kartı. Ancient Shield Bearer. 10 e, armor basıyor olmasa çok güçlü bir rakam. 7 manaya öbürü 6 manaydı. Yani bir, bir fark var. Shield Maiden'dan bir fark var. Statları ise yine bir artı bir artı bir almış gibi gör, düşün, gö, görünüyor. Aslında bence Shield Maiden'dan daha iyi. Ki Shield Maiden kontrol e, Control Warrior decklerinde çok kullanılıyordu. Bu da bence kesinlikle çok kullanılacak. Eğer kutundaki yapılırsa. Tabii kutundaki olmazsa bunun hiçbir etkisi olmayacak. Şimdi karşınızda müthiş bir druid kartı var. Klaksi gerisini söylemeye gerek yok. Klaksi diyeceğim ben buna sadece. Klaksi kartı şöyle bir müthişliği var. Yine kutunun 10 atağın üzerine gel gelmişse eğer 5 can kazanıyor. Hatırlarsanız Twilight Twilight Drake vardı. Bakın Twilight direkt dörde birlik bir kart ama atıldığı anda elinizdeki kart sayısı kadar can kazanıyor. Yani mesela bunu dörde onluk bir kart haline getirebiliyorsunuz. Elinizde 9 kart daha varsa. Yani on kartken attığınız anda. Bu da benzer bir şey. Artı beş canı direkt kazanıyor. Ve her türlü eğer kutunu siz 10 atağın üzerine getirmişseniz bunu dörde onluk bir kart olarak atıyorsunuz yine. Bir de yanına tauntlayacak bir kart attığınız zaman. E, mesela Defender of Argus gibi manyak bir kart olabilir. 4 manaya 4'e 5 zaten çok kötü değil. Normal. Hani bildiğiniz yeti gibi. Ee, bir de eğer bu etkisini kullanabiliyorsunuz 4 manaya 4'e 10 bayağı baya iyi bir kart. Ki bu etkiyi muhtemelen her şekilde kullanırsınız. Eğer kutumdaki yapmışsanız. Şimdi gelelim bir tane Legendary kartımız var. Hogger'ı tanıyanlar bilir. Bu da Hogger'ın hastalık kapmış hali. <laughs> gibi bir şey yani daha doğrusu. Hogger Doom of Elwin denen bir kart. Bu normal Hogger'ı hatırlarsanız 4'e 4'lük bir kart ama her tur sonunda 2 ekilik bir taunt çıkartıyor. Bu da 2 ekilik bir taunt çıkartıyor ama sadece hasar aldığında bu 2 ekilik tauntları çıkartıyor. Farkı şu öbür 6 manaya 4'e 4'tü bu 7 manaya 6'ya 6 kendisi zaten güçlü. Ama hasar aldıkça mesela Warrior decklerinde çok güzel gider. Kendin hasar verip 2'ye 2'lik taunt çıkarttırmam gibi bir yola gidebilirsiniz. Bu bence çok çok iyi bir kart değil ama e, Hogger nasıl ki çok çok iyi bir kart değil değildi. Bu da çok çok iyi bir kart değil ama yine de kullanımı olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir tane Priest legendary kartı var arkadaşlar. Bu yine yakın zamanda anons edilenlerden bir tanesi. Herald Volage adı artık nasıl okunuyorsa volazdı diye diyebiliriz belki. Bunun Battlecry'ı var arkadaşlar. Diyor ki yerde olan sizin kartlarınızın aynılarının birebirlik versiyonlarını çıkartıyor. Yani mesela 3 tane kartınız var. Özellikle Death Rattle'lı kartlar için bunun kullanılacağını tahmin ediyorum. E, ee, Death Rattle'lar çünkü olduğu gibi kopyalanacak. Inspire'lar olduğu gibi kopyalanacak. Ama Battle Cry'lar heba olacak, gidecek. 3 tane kartınız var. İdeali bu zaten. 3 kart yerdeyken bunu atacaksınız. Aynısından Birebirlik versiyonlarını 3 tane daha çıkartacak. Ondan sonra siz bu Rattle'larını bol bol kullanabilirsiniz. Yardırabilirsiniz. Bence Rattle'larla daha çok etkili bir şey, kullanım çıkabilir. Inspire'la belki bir duruma göre çıkabilir iyi bir şeyler. Ama biraz görmek lazım. Nasıl bir e, kullanım şekli olacak. Şimdi ise arkadaşlar çok güzel bir Hunter kartı var. Çok enteresan bir kart. 8 manaya 8'e 8'lik dev bir kart. Ama... Şöyle bir özelliği var. Vurduğu minyonu eğer öldürebilmişse tekrar vurabiliyor herhangi başka bir yere. Vurduğunuz herhangi bir şeyi öldürebiliyorsanız tekrar vurabiliyorsunuz. Mesela immün veren bazı hunter kartları var. Şu da görebildiğiniz gibi. Bu kartlar arkadaşlar eee buna immünü verdiğiniz anda saldırabildiği tur tabii ki saldırabildiği tur buna immünü verdiğiniz anda bütün bordu temizleme şansı sunuyor size. Vuruyorsunuz nasıl olsa hasar almıyor. Öldürüyorsunuz her türlü abi 8'e 8, e 8 hatta immün kartlarından bir tanesi artı 2 atak da veriyor 10 oluyor 10'a 8. 10'a 8 ise vurduğunuz her şeyi öldürebileceğiniz anlamına geliyor. Vur 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 hepsini öldür isterse bor tamamen dolu olsun hepsini öldürdükten sonra bir tane de adamın suratına bile vurabilirsiniz. Bence bunu göreceğiz oyunlarda. Özellikle eğer meta biraz yavaşlarsa yani eski agro ağırlıklı meta olmazsa Hunter deklerinde bunu göreceğimize inanıyorum. Bir de Secret Paladin'in korkulu rüyası olacağını düşündüğüm bir kart geliyor arkadaşlar. Eater of Secrets. Eater of Secrets'ın şöyle bir özelliği var. Attığınız anda bütün karşı tarafın secretlarını yok ediyor. Ve bu yok edilen secretlar kadar da artı bir artı bir kazanıyor. Yani Sadece yok etmek bile büyük bir olayken bu üstüne artı bir artı bir kazanıyor. Tamam karşınızda Secret kullanmayan başka bir hero çıktığı zaman Druid çıktı mesela rock çıktı diyelim. Bu çok bir işe yaramaz gibi görünüyor. 4 mana'ya 4'e 2 şey 4'e 4 zayıf. Yani yeterli değil. Ama eğer bir Secret Paladin'le karşı karşıya iseniz eğer o da atıyorum Mysterious Challenger'ı attı 4-5 tane Secret'ı çekti. Siz de elinizde bu var. O zaman böyle hafiften gülümsersiniz. Sen, sen dur hele falan dersiniz. Bunu attığınız anda adamı mahvedersiniz resmen. Belki standart modda çok fazla görmeyiz. Zaten Secret Paladin çok fazla etkili olmayacak standart modda. Ama Wild modda Secret Paladin eskisi gibi devam edebilir diye tahmin ediyorum. Eğer devam ederse o zaman Eater of orada daha çok göreceğimizi tahmin ediyorum. Bir kartımız daha var arkadaşlar. Polluted Hoarder denen bir kart var. Bu da Loot Hoarder'ın biraz hastalık kapmış hali. <laughs> hastalık diyorum da biraz e, mutasyon geçirmiş hali gibi. Her neyse. Normalde Loot Hoarder 2 manaya 2'ye 1'di. Bu 4 manaya 4'e 2. Yani 2 tane Loot Hoarder'ı birleştirip de tek bir kart çıkartmış gibi oluyorsunuz. E, Loot Hoarder gibi bu da öldüğü zaman kart çektiriyor. Loot sanki birazcık daha iyi gibi ama yerine göre değişir. Ee, özellikle arenada daha çok kullanılacağını tahmin ediyorum ama Loot Order almamızın sebebi genellikle oyunun başlarında Early Game dedikleri o ilk süreç içerisinde kart atabiliyor olmak ve kart atarken de kart çektirme özelliğini kullanmakta. Ama 4 mana olunca bu artık Early Game'den çıkıyor Mid Game'e yaklaşıyor. O yüzden Mid Game yani oyun ortaları anlamına geliyor. 4 manayla 6 mana arası e, mid game sayılır diye biliyorum. Her neyse, e, o yüzden artık bunun o özelliği yok. O yüzden bir anlamda ondan daha kötü gibi, ama statları daha iyi tabii ki. Bence yine kullanım göreceğiz bunun bu kartla alakalı. Yine bozulmuş kartlardan bir tane daha yine e, antik healbot'un bozulmuş versiyonu corrupted healbot denen bir kart yapmışlar. Bu da Anti-Gilbot'un 3'e 3'lük statlarına göre çok daha iyi. Manası aynı bu arada. 6'ya 6'lık statları var. 5 manada 6'ya 6 güzel. Fena değil. Ama şöyle bir özelliği var. Öldüğü zaman karşıya 8 can basıyor. Aynı Zombi Çağ gibi. Zombi Çağ hatırlar mısınız? Öldüğü zaman karşı tarafa 5 basıyordu. 5 can basıyordu. Ama 2'ye 3'lük 1 manalık karttı. 2'ye 3'lük 1 mana. Yani bunun özelliği şuydu. Oyunun en başında bunu atıyorsunuz. Karşı tarafın suratını herhangi bir şekilde vurmanıza gerek kalmadan yerdeki kartları mümkün mertebe temizliyorsunuz. Karşı tarafın attığı kartları. Böylece karşı taraf o 5 candan fazla yararlanamıyor zaten. Ama 5 manaya atacağınız bir kartı zaten oyunun ortalarını geçmiş oluyorsunuz bu öldüğü vakit. Karşı tarafa 8 can basma ihtimaliniz gerçekten yüksek. Ama bunu priestler daha güzel kullanır. Organized Soul Priest attığınız anda karşı tarafa 8 hasar bile verirsiniz bununla. Bence o şekilde kullanımlarını daha çok göreceğiz bir kart olacaktır bu. Bir tane daha var. Bu da normal Doom seyir kartımızın değişik versiyonu. Doom Seir manası çok daha düşük. Tabii bu 5 mana, 5 manalık bir Validated Doom seyir diyor. Bunun özelliği şu, hiçbir şey yok etmiyor normal şartlarda. Attığınız zaman yine sıfıra 7 bir kart. Karşı tarafı sıra geçtiği zaman da 0'a 7'lik bir kart ama yeniden size sıra geldiğinde yerdeki bu 0'a 7'lik kart 7'ye 7 oluyor. Ve o zaman 7'ye 7 ile vurabiliyorsunuz. Ondan sonra zannedersem 7'ye 7 kalıyor. E, bu bence o kadar güzel bir kart değil. Neden? Çünkü siz attığınız zaman 0'a 7. Karşı tarafın herhangi bir kart oynamasına engel değil. E, 7 vurursa bunu gayet öldürebilir. Hani 5 manaya 7'ye yedi, 7'lik bir kartmış gibi Düşünebilirsin ama kolay öldürülebilen bir kart Yerde mesela karşı tarafın başka kartları varsa Bunu atmak Hiçbir anlamı yok Anında bedavaya öldürür sadece hasarı üzerine çekmiş olur 5 manaya 0'a e, bilmem kaçlık taunt atmış gibi Varsayabilirsin hani Kolay öldürsün diye ama adam hiç hasar almayacak O yüzden bence o kadar etkili değil ama başka şekillerde kullanılabilir ee, bir de silence'lanabilir aynı şekilde. Doom Seyir nasıl silence'lanabiliyorsa bu da silence'lanabilir. E, ee, silencelan kurtulma şansı var mı? 7'ye 7 olunca zaten Big Game Hunter eğer nerf yemezse o da buna şey yapabilir, etki edebilir. Bir tane daha bozulmuş kartlarımızdan bir tanesi. Taur Tauran kartlarımız vardı arkadaşlar hatırlarsanız. Taunt 2'ye 3'lük bir taunttu. Hatırlıyor musunuz? Bakın. 2'ye 3'lük taunt enrage'i vardı. Artı atak kazanıyordu. Şimdi şimdiki versiyonsa manası daha fazla 4 mana yine 2'ye 3'lük ama öldüğü zaman death rattle şeklinde 2'ye 2'lik bir kart çıkartıyor. E bu bence eski Tauren'den birazcık daha iyi olabilir. Mana açısından birazcık fazla ama e, yani statları çok düşük 4 manaya göre. Çok düşük. Her ne kadar Death ile birlikte düşündüğünüz zaman 2-2 Death Rattle, yani 4'e 5 gibi bir şey var. Değer var orada. Value dedikleri her neyse. Bilmiyorum. Çok fazla kullanımı göreceğimizi zannetmiyorum belki arenada. Kötü de bir kart değil. Nasılsa Tauran çok kullanılmıyorsa eski Tauran'ımız. Tauran Warrior'dı ismi. Şimdi bunun da çok fazla kullanılacağını zannetmiyorum ama bakalım. Gördük oyun ilerledikçe meta oluşacaktır. Bunlar kullanılır mı göreceğiz. Bunun haricinde Stand Against Darkness denen Paladin kartı var. Bu bir spell kartı ve 5 tane birebirlik birlik kart çıkartıyor. Aynı Muster for Battle denen Paladin kartı gibi. Fakat bu ne yapıyor? E, yani Muster'in bir silah veriyordu. 3 tane birebirlik çıkartıyordu. Bir de silahınız vardı. Bire dörtlük. Bence gayet güzeldi. Silahın olması çok büyük bir avantajdı. Ayrıca 3 manaydı o. 3 mana da 3 birebir bir artı bir de silah veriyordu. Bu 5 da 5 tane çıkartıyor. O kadar. Ben çok kullanım göreceğini zannetmiyorum ama yine de etkili olabilir. Neden? Eğer ki bu birebirliklere buff verme şansınız varsa o zaman çok etkili olabilir gerçekten. E, aksi takdirde ben çok etkili olacağını zannetmiyorum. Şimdi önümüzde 4 tane daha spell var. Bunlardan bir tanesi enteresan Doom diye bir Warlock kartı yapmışlar. Bu Twisted Nether denen eski 8 manalık kartın biraz gelişmişi gibi. Şöyle ki bütün kartları yine her ikisi de yok ediyor değil mi? Yok ediyorlar. Ama bizim şimdiki Doom kartı gelecek olan Doom kartı 10 mana 2 mana fazla. 2 mana fazlası şöyle etki etmiş karta. Öldürdüğü yok ettiği kart sayısı kadar kart çekiyorsunuz. Bence Twisted Nether'dan ciddi bir şekilde daha güçlü. 10 mana olması bir dezavantaj gibi görünebilir ama o kart çekmeler bence çok etkili olabilir. Özellikle kart çekmeye çok ihtiyacı olan bir varlıksa eğer oynayan kişi e, Pasifini kullanarak hasar alıp alıp kart çekmek yerine böyle bir şey kullanabilirsiniz Diye düşünüyorum Bence güzel bir kart olabilir 3 tane Değişik bir spell grubu var arkadaşlar Forbidden grubu diyebiliriz buna Forbidden Flame'den başlayalım Forbidden Flame ne yapıyor Var olan Mananızın hepsini Çekiyor yok ediyor Ve ne kadar mana yok etmişse bu mananın mana kadar bir minyona hasar verebiliyorsunuz. Atıyorum mesela 5 mananız kaldığı esnada zaten 0 mana gördüğünüz gibi. 5 mananız varken bunu attığınız zaman o 5 mana sıfırlanıyor ve 5 vuruyorsunuz bir minyona. 10 manadayken 10 vuruyorsunuz. Şimdi bunun sıkıntısı şu. Bu mage kartı bu arada gördüğünüz gibi renginden de anlaşılıyor. Mage kartı sıkıntısı şu arkadaşlar. Sadece minyona vurabiliyorsunuz. Yani bir pyroblast gibi eğer direkt adama hero'ya vurabilseydiniz, face'e vurabilseydiniz bence çok güzel bir kart olabilirdi. Ama sadece minina vurmak bence çok etkili değil. Bunun yerine 5 manalık bir flame lance koyarsanız zaten 8 vuruyor her türlü Minna Minina vurmak değil de eğer serbest olsaydı, daha esnek olsaydı, face'e de vurma şansınız olsaydı bence bu kullanım görürdü. Ama bu haliyle ben çok fazla kullanılacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Bir paladin kartımız var yine Forbidden grubundan Forbidden Healing. Forbidden Healing'de Harcadığı mana miktarının iki katı kadar can basıyor size. Atıyorum canınız 10'a düştü. Siz bunu da 10 manadayken atıyorsunuz. 10 mananın tamamını siliyor ki size 20 can basıyor. Yani bu şekilde kullanılırsa etkili. Ama öbür türlü çok fazla etkili gelmiyor bana. Çünkü 10 manayı tamamen harcıyor ya. Yani mesela zaten ee, paladin'in heal kartları var. Şurada görüyorsunuz isimlerini şu an hatırlamıyorum. O yüzden söyleyemeyeceğim ama siz görüyorsunuz. Birisi 2 manaya 6 can basıyor. Öbürü 8 manaya 3 kart çekiyorsunuz. Bir de 8 can basıyor. Yani bence Paladin'in e, ekstra bir healing yani iyileştirme kartına ihtiyacı var mıydı acaba? Belki mesela Reno Jackson tarzı bir düşünceyle bunu en sona saklayıp hani çok zor durumdayken çat bunu basarsın. Mesela atıyorum eğer Fatih'e gitmişseniz kart mart kalmadı hasar alıyorsunuz en sonunda bunu atarsanız yine 20 can basarsınız 10 mana. Fena olmaz ama ben yine de çok esnek bir kullanıma sahip olacağını zannetmiyorum. Son kartımız o da Forbidden Shaping. Forbidden Shaping Priest kartı yine mananızın hepsini kullanıyor ve o mananız kadar bir minion çıkartıyor. atıyorum mesela 10 mana da attınız diyelim bu kartı 10 manalık bir minion çıkartıyor. 5 mana da attınız diyelim veya da mesela Diyelim ki 10 mananız var fark etmez. 5 manalık bir minion attığınız yere sonra bunu attınız. Yine 5 manalık başka bir minion çıkar. Çünkü kalan mananız 5 manaydı. O 5 mananın tamamını harcayıp minion çıkartıyor size. Şimdi bunu, bununla alakalı değişik böyle görüşler var. Hani mesela 10 e, manadayken atarsanız belli başlı işte 5-6-7 tane şey var. E var. Onlardan bir tanesi kesinlikle gelir. 10 manalıyken. 10 manalık bir minion gelecek yani. 9'da atarsanız 9 manalık kartlar bellidir. Ama mesela özellikle Deathrattle'lı bir kart gelse süper. Ondan sonra ne bileyim başka bir normal bir kart gelse güzel. Ama mesela Neferin gelse ki Neferin olacak bu oyunda olacak. Neferin gelse onun Battle var. Asıl özel gücü bu. 8'e 8'lik bir kart ama Battle Cry'si siz Betlakry'i kullanamayacak olacaksınız, kullanamıyor olacaksınız. Ele gelmiyor çünkü elinize gelmiyor, yere düşecek bu kart direkt. E, o yüzden o, o kartın değerini gerçek anlamıyla görememiş olacaksınız. Mesela 9 mana'ya Jaraxxus var. 3 3'e 15'lik bir kart. Yani tamam, 15 güzel bir rakam ama 3'e 15'lik bir kart. Çok büyük bir özelliği yok, atak gücü yok. Yere düştüğü anda öyle, 3'e 15'lik, sıradan bir kart gibi duracak. Onun dışında mesela Alex Traz da var. O da 9 mana. O da düştüğü zaman yere o özelliğini kullanamayacaksınız. Canı yarıya indirme, daha sonra 15'e fixleme özelliğini. Her neyse. Ama mesela çok daha güzel kartlar var. Bir Yesera düşse yere manyak olur yani. Direkt edekinizde olmayan bir kart çat diye gelir. Onun haricinde güvenilir bir etkisi yok daha doğrusu. İstikrarlı bir etkisi yok. Atarsanız şansınıza Ne gelirse böyle bir durumu yok, durumu var bu kart. Evet kartlar da bu kadar arkadaşlar. Ee, bundan sonra e, daha fazla, daha farklı kartlar gün gün açıklanacak. Ta 134 kart olana kadar Nisan sonuna kadar. Ben böyle 19-20 kart biriktikçe bundan sonraki gruplarda yine bunun devamı olarak incelemelere devam edeceğiz. Ta ki e, kartların tamamı yayınlanana kadar arkadaşlar. Bu bölümümüz böyle olsun. Bir dahaki bölümde kartların incelenmelerine devam edeceğiz inşallah. Hadi eyvallah.